İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye çalışmaları kapsamında şu an Hatay Reyhanlı'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz bina İHH İnsani Yardım Vakfı ve EİT Uluslararası Doktorlar Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir proje kapsamında yürütülmekte. Öncelikle hastalardan şu görmüş olduğunuz hazır alçı saygılarımızla hastalarımızın kollarından veya bacaklarından bir alçı ölçü alıyoruz. Her hastaya özel olarak uygulanıyor protezler. Her hastanın mezur ölçüleri, bacak ölçüleri farklı olduğu için protezler mutlaka kişiye özel olarak üretilmek zorunda. Burası bizim yani modelaj odamız. Alçılarla ilgili her türlü işlemi biz bu odada yapıyoruz. Burada bizim fırınlarımız var, vakum cihazlarımız var. Biz protez yapacağımız hastalara öncelikle bir test kalıbı hazırlıyoruz. Plastiğin şekil alabilmesi için öncelikle alçının şeklini alabilmesi için belirli bir derecede ısınması gerekiyor. Isıtma işlemi biz görmüş olduğumuz fırınlarda gerçekleştiriyoruz. Vakum cihazını kullanarak plastiği alçı üzerine şekillendiriyorum. Yani şu görmüş olduğunuz iki tane mengeneye alçımı yerleştirip sonrasında vakum cihazlarını kullanarak da plastiğin veya kimyasal kalıpların birebir olarak alçının şeklini almasını sağlıyorum. Şu görmüş olduğunuz mesela bir diz altı protez kalıbıdır. Test kalıbıdır, plastikler üretildi. Az önce belirtmiş olduğum gibi hasta bunu 2 veya 3 haftalık bir süre kullanacak. Sonrasında sıkıntısı olmazsa eğer kimyasal maddeler kullanarak nihai kalıbını hazırlamış olacağız. Burası bizim hastalarımızı yürüttüğümüz alan. Burada hastalarımıza yürüme eğitimi veriyoruz bu odada. Burada görmüş olduğunuz bir paralel barımız var. Eğer hastamızın ilk protezi olacaksa kullanacağı protez bir yerlerden destek alıp tutunarak yürümesi gerekiyor. Biraz sonrasında hasta proteziyle nasıl yürüyeceğini öğrendiği zaman tamamen onu desteksiz bir şekilde yürütebiliyoruz. Bu ortez ve protezler kamplarda ve buralarda ihtiyaç sahipleri ve mağdur olan insanlar için bir umut ışığı oluyor ve onların hayata daha iyi bakmasına vesile oluyor.